Ama bu sizin işlevlerinizi engelliyor. İşlevlerinizi engellediği zaman sizin insan olarak fonksiyonlarınızı, işlevlerinizi yerine getirebilmeniz için ek destek hizmetlerine ihtiyacınız oluyor. Eğer görmüyorsanız, işitmiyorsanız, okula gidiyorsanız sizin o okul programlarından yararlanabilmeniz için bazı destek sistemlerini ya baştan almış olmanız gerekiyor ya da okuduğunuz sırada size bu hizmetlerin verilmesi gerekiyor. Örneğin eğer Braille alfabesini biliyorsunuz dokunarak görme engelliler okuyorlar. Eğer Braille alfabesini bilerek siz başlıyorsanız okula ama okuldaki bütün sistem sadece ve sadece görme üzerine ise ki genellikle ilkokullarımızda öyledir. Sizin için çok büyük bir sıkıntı var. Siz Braille ile okuyup yazıyorsunuz ama okulda herkes sizin tahtaya yazmanızı istiyor. Kitaplardan okumanızı istiyor. Dolayısıyla teknolojiden yararlanarak, bilgisayarları kullanarak, yazıları büyüten programları kullanarak, yazıları Braille'e çeviren programları kullanarak siz aslında rahatlıkla eğitiminize devam edebiliyorsunuz. Dolayısıyla biz özel eğitim dediğimiz zaman herhangi bir yetersizlik nedeniyle, herhangi bir vücudun herhangi bir parçasındaki işlev yetersizliği nedeniyle var olan eğitim sisteminden yararlanamayan bireyler için sunduğumuz ek hizmetleri özel eğitim hizmetleri olarak söyleyebiliyoruz. Kabaca bunu söylemek mümkün. Mesela işitmiyorsanız mutlaka işitme eğitimi, dudaktan okuma eğitimi almış olmanız sizin için çok önemli. Ortopedik engelliyseniz kendinizin araçlarınızı çok iyi kullanmanız çok önemli. Sizi birisinin okula getirip götürmesi çok önemli. Okulunuzda tekerlekli iskemleyle çıkacağınız ya da ineceğiniz rampaların olması çok önemli. Dolayısıyla biraz önceki sorunuzla ilişkili olarak şunu söylemek mümkün. Engeli yaratıyoruz ama engeli yaratmamak için toplumu bilinçlendirmek, toplumu farklı özellikteki bütün insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hazırlamamız gerekiyor. Özel eğitim bunun en başlangıç noktası. Çünkü biz özel eğitime bebeklikten itibaren başlamak gerektiğini söylüyoruz genellikle. Böyle bakmak daha doğru. Peki sadece yani işitme ya da görme ya da ortopedik bunun dışında örneğin hiperaktif çocuklar, otistik çocuklar. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığımızın bizim sitesine baktığınız zaman 3 aşağı 5 yukarı dünya literatüründe takip ediyoruz. Pek çok alt grup var. Mesela hiçbir şeyiniz yok ama kekemeyseniz aslında siz bir özel eğitim desteğine ihtiyacınız vardır. Hiçbir şeyiniz yok ama diyelim ki epilepsi hastasısınız. Bu hastalık nedeniyle normal okul hizmetlerinden yararlanmanız sekteye uğrayacağı için öğretmenin bu konuda bilgilenmesi gerektiği için siz özel eğitim desteği almak zorunda kalabilirsiniz.